Hepinize merhabalar. Hayatımıza air fryer diye bir şey girdi. Arkadaşlar bizim evde inanılmaz çok kullanıyoruz. Hanım bile eli ayağı oldu diyebilirim size. Şimdi bugün şöyle pratik bir tarif vereceğim. Daha ziyade et üzerine bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Bugün şöyle bir küçük kafesim var elimde. Daha doğrusu tarak pirzola diyoruz biz buna. Bütün halde bu şekilde pişirildiğinde çok daha sulu olur. Bunu normal dilim dilim keserek de pişirebilirsiniz ama bu haliyle çok daha nefis olur. Bugün air fryer'da tarak pirzola yapacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle makineyi açıp bir 5 dakika ısıtın arkadaşlar. Şimdi bu ön ısıtma modu 30 dakika diyor ama 30 dakikaya gerek yok. Bir 5-10 dakika kadar önden ısıtırsanız daha çıtır oluyor. Ben bunu daha önce denedim. Şimdi bu bir taraftan ısına dursun. Biz işimizi halledelim. Şimdi kasapta zaten bunu şöyle gördüğünüz gibi ayarlattım. Şu kemikleri birazcık kısa tuttum. O yüzden de hani rahat sığsın istiyorum. Yine her halükarda şurası biraz uzun geliyor. Büküyorum. İsterseniz ikiye bölüp iki parça şeklinde de pişirebilirsiniz. Ama ben yine tek parça yapacağım. Şimdi şu dışında bir yağ tabakası var. Bunun bir de dışında bir zar olur. Onu kasaba aldırıyorsunuz. Yağ tabakasına şöyle bıçağınızla çok aşırı bastırmayın. Keskin bir bıçakla sadece şöyle üstünden çizikler atıyoruz. Bu çizikler üstündeki yağ katmanının hem içeri sıcaklığı almasına hem de bunların daha çıtır olmasına yarayacak. O yüzden önemli bir detay. Şimdi kuzu eti ben kıvırcık kuzu kullanıyorum. O yüzden de baharata ihtiyaç duymuyorum. Sadece üzerinden tuz, karabiber, isterseniz biraz da sarımsak tozu ekleyebilirsiniz. Sadece tuz yeterli. Ama isterseniz başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Bolcana tuzluyoruz çünkü bu bütün bir et. İçini tek tek tuzlayamadığımız için sadece dışından çok geliyor ama normalde az kalıyor bu tuz. Biraz da karabiber. Şöyle çok eser miktarda da sarımsak. Sadece şöyle üstten çok az bir gezdirdim. Hafiften bir aroma versin. Şöyle elimizle bastırıyoruz. Bu arada tahtaya dökülenleri de bu şekilde sıyırıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Bak 5 dakikaya ayarladım. Daha 5 dakikada olmadı. Bu ısınsın sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, ısıtma işlemi duyduğunuz sesle bitmiş oldu. Şimdi ön ısıtma burada fayda veriyor. Tavsiye ederim yani. Eti hazırlarken önden ısıtın. Şimdi yapacağımız işlem çok basit. Pişme olayını takip edebilmemiz için şöyle derin yerinden bir tane termometre batırıyorum. Bunu tam böyle ortasına, derin yerine battığından emin olmamız gerekiyor. Ondan sonra yağlı tarafı üste bakacak şekilde air fryer'ı alıyoruz. Buradan iç sıcaklığını takip edebileceğim. Bu tarafı alalım şunu da. Şöyle kablosunu da şöyle köşeden bir yerden çıkarttırıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Şimdi sıcaklığını 200 derece. İlk etapta 14 dakika. Daha önce ben bunu denedim arkadaşlar. 1-2 denedim. Air fryer'da ilk başlarda böyle yavaş yükseliyor. Sonradan da eti aldıktan sonra da pişmeye devam ediyor. Öyle bir problem oldu. O yüzden aslında bunu ikinciye çekmiş oluyorum bu videoyu. İlkinde bir tık daha fazla pişmişti. Bu sefer biraz daha böyle doğru ayar tutturmaya çalışıyorum. Termometresi olmayanlar için de yaklaşık olarak en azından bir dakika vermiş olalım. Şu an kaç dakika oldu? 9 dakika oldu. Öyle tahmin ediyorum 10 dakika yeterli olacak. Şu an daha içi aslında pişmedi ama şöyle bir problem var. Dışarı aldıktan sonra inanılmaz pişiyor. Ben geçen denemede normalde böyle 54 derecelerde bitiriyorum. İşte bir 3-4 derece artar diye düşünmüştüm ama yani 60 küsur derecelere kadar çıktı. O yüzden de ben şimdi bunu böyle bir 47-48 derecelerde alacağım. Yani 10 dakika oldu mu şu an? 9. 10 dakikada kapatalım. Ondan sonra birazcık böyle hani içerisinde demlensin. Artık makine kapanmış olsun. İstediğim sıcaklığa geldiği zaman da çıkaracağım. Şimdi az pişmiş kıvamda seviyorsanız 10-12 dakika bunun için ideal. Eğer daha fazla pişmiş istiyorsanız, yani daha böyle orta pişmiş gibi istiyorsanız, o zaman 18 dakika civarında tutmanız gerekiyor. Çok pişmişin sonu yok yani. Daha bence de o kadar pişirmeyin. Bu arada arkadaşlar şunu da göstereyim. 49 derece.
Artık ben cihazı kapatıyorum. Tam 10 dakikada kapatmış olduk. Şimdi bakın, buradan zaten gözlemleyeceğiz. Bu halen daha pişmeye devam edecek. Hatta yani yavaş yavaş da değil, bayağı hızlı hızlı artıyor. Geçen sefer bu hesabı doğru yapamadığım için istediğimden fazla pişmiş olmuştu. Bakın 51 çıktı. Normalde benim için kuzu etinde 57 ile 60 arası çok ideal oluyor. Öylesini çok seviyorum. Şimdi bu biraz dinlensin. Birazdan devam edelim. Bakın bu arada 52'ye çıktı. 53'e çıktı. Gördüğünüz gibi çok hızlı tırmanıyor. Şu an içeride hala sıcaklık olduğu için bu halen daha fırın etkisi pişirmeye devam ediyor. Bakın 54 oldu. 55 derece oldu. Şimdi artık kapağını açıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, 55 derecede kapağını açtım. Görüntü bu şekilde. Gayet güzel kızardı. Bu arada arkadaşlar içine de bakın. Şu an 61 dereceye geldi. Ya inanılmaz güç. İnanılmaz hızlı yükseltiyor ya. Bak gördünüz yani, tam 10 dakika pişirdim, kapattım ve yani halen daha da pişmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar artık bunu alıyorum. Biraz soğusun. Ondan sonra tadıma geçelim. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Güzel bir şey yaptın bugün. Da pratik, tam senlik bir şey bu. Sen bunu yaptın. Biz bunu yedik ya, beğenmedin. Evet, çok pişmiş diye. Çok pişmiş diye. Ya arkadaş, hasta adam. Ulan video yapmışsın dedim, lan bu bedava mı yapılıyor dedim. Baba ben dedi, güzel olmayan şey dedi. Yok arkadaşlar ben... ya benim gönlüme sinmediği için ben onu koymadım. Bu arada ya adam. Bak şunu göstereyim, çünkü artık soğumaya geçti. 62 derecede maksimum gördü ve şu an düşüyor bu arada. Artık bunu çıkarabiliriz. Evet hacı baba. Evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir tane şuradan bir bıçak alalım. Tuz attın mı buna? Dışında tuzu bol. İyi. Ama evet şöyle bismillah kesiyorum. Hacı baba. Of. Tam senin istediğin gibi. Geçen seferki. Senin istediğin gibiydi. Hacı baba. Bu tam benlik oldu bu sefer ha. Ama bakalım hangisini çok beğeneceksin. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Tam işte et olmuş aslında da. Yani şöyle. Bu az pişmiş. Zaten söyledim ama sularını görüyorsunuz. Evet hacı baba. Evet Mustafa. Tat bakalım. Haydi bismillah. Ben şöyle. Mami al sen de şunu. Of. Yanmayın. Ya sıcak, dur yavaş. Arkadaşlar şöyle müsaadenizle. Bismillah. Dokun. Geçen seferkinden güzel. Daha yumuşak değil mi? Arkadaşlar bu benim ayarım. Ben geçen seferkinden de bulabilirsem o kayıtlardan araya size bir görüntü koyarım. Onu biraz daha fazla pişirmiştik. Tabii bu zevk meselesi. Ben burada şunu söylemiyorum. Bu doğrudur, o doğrudur diye bir şey yok. Sizin damağınız neyi seviyorsa doğrusu odur. Ben bu şekilde pişiriyorum ve bu şekilde daha yumuşak ve sulu olduğunu düşünüyorum. Yeter ki yağları çıtır olsun. Yağlar iyi piştiyse az pişmiş et yemek bana daha fazla keyif veriyor. Şimdi bu sistemde rezistans üstte olduğu için, havayı da yukarıdan üflediği için yağları yukarı baktırıyoruz. O yüzden de o yağları bayağı güzel çıtır çıtır yapmayı başarıyor. Evet hacı baba. Eline sağlık. Şimdi geçen seferki çok böyle bir, yani pirzolalık şey yoktu. Böyle daha sert. Evet. Yani o işte piştikçe sertleşiyor et. Ne yaparsanız yapın. Bu şimdi böyle lokum gibi evet, olmuş. Evet. Yani arkadaşlar bu bana az diyorsanız 2-3 dakika daha fazla tutun. Eyvallah. Yani bu işin şeyi yok. Hele ki termometre kullanıyorsanız termometrede yanılma payınız yok gibi bir şey. Yeter ki doğru noktaya saplayın. Onun dışında herhangi bir problem olmaz. Çok pratik bir tarif. Yani şunu arkadaşlarınız misafirliğe gelecek, öyle düşünün. Bunu aldınız koydunuz. Şöyle 4 kişiye çok rahat bir servis çıkar buradan. Ve masada bunu kesmenin de havasını atmış olursunuz. Toplam hazırlığı vesairesi her şeyi 20 dakika sürmüyor. Yani ısıtırken etinizi hazırlıyorsunuz. Yaklaşık bir 12-13 dakika kadar deyin pişirme işlemi var. Zaten
Sofrayı kurarken o dinlenecek. Bizim gibi beklemenize gerek kalmayacak. Yani 15-20 dakikada sofraya koyabileceğiniz bir tarif. Hacım sen de yaparsın bunu ha. Airfryer'ım var. Ben ne yapacağım ben arkadaş ailesi. Ya sen arkadaşlar şimdi Mustafa Allah razı olsun bana verdi bunu ama ben iki kişiyim evde kardeşim. Şimdi o diyor baba diyor al bunları götür sen ye diyor. Ya ne yapacağım ben? Babam onu ısıtıcı olarak kullanıyor şu an. Konya içine ısıtıyor. Ama bu arada güzel de ısıtıyor yani. Arkadaşlar böyle pratik bir video olsun istedim. Bu air fry tarifleri bu arada söyleyeyim yine bak sponsorsuz videomuz. Keşke sponsorlu olsa da desek bağıra bağıra. Sponsorlu değil sadece sizden özellikle Instagram tarafında çok yazan oluyor. Abi air fry tariflerini arttırır mısın? Çünkü birçok kişi aldı bunu ne yapacağını kestiremiyor. Ne kadar pişireceğini kestiremiyor. İnanın bu arkadaşlara yardımcı olmak açısından yapıyorum bu videoları. Bir de hani hep mangalda yapıyorsun diye eleştiriyorsunuz. Biraz da şöyle içeride yapabildiğimiz videolar olsun diye yapıyorum. Arkadaşlar başka istediğiniz şeyler varsa aşağı yorumlara ekleyin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşça kalın.